Maliye Bakanı Acıbal bugün Bakanlar Kurulu kararıyla hurdaya ayrılacak araçlara getirilen ÖTV teşviğinin detaylarını belirledik. İş yeri satışlarında KDV'yi %18'den 8'e indirdik. Çatısına güneş enerjisi koyan ve bu yolla ürettikleri enerjiyi satanlardan hiç vergi alınmamasını sağladık dedi. Bakan Ağbal bugünkü resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla getirilen teşviklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kararname ile eski araçlarını hurdaya ayıranlara 10 bin liraya kadar verilecek vergi teşviğinin detaylarını belirlediklerini aktaran Ağbal, aynı zamanda çatısında koyduğu güneş panelleriyle enerji üreten ve bu enerjiyi satanlardan vergi alınmamasını ve iş yeri satışlarında KDV'nin %18'den 8'e düşürülmesini sağladıklarını ifade etti. Bakan Ağbal, kamuoyunda hurda araç teşviği diye bilinen düzenlemenin detaylarını açıkladı. Sadece otomobil değil, 16 ve daha büyük yaştaki arazi taşıdığı panel van, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs türü araçların hurdaya ayrılması veya ihraç edilmesi ve karşılığında yeni araç alımı halinde önemli bir ÖTV teşviğinden yararlanacağının altını çizen Ağbal şunları kaydetti. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararıyla bu durumda sağlanacak ÖTV teşvik tutarlarıyla hurdaya çıkartılacak ve ihraç edilecek araçların teslim edilmesi gereken yerler veya kişiler ve bunlardan alınacak nitelikler belirlendi. Buna göre yeni alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin liraya aşmayanlar için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin lira 80 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin liraya aşanlar için 3 bin lira ÖTV indirimi sağlayacağız. Bu tutarları yerli üretimi rekabetçiliğini destekleyecek şekilde belirledik. Otomobil ve arazi taşıtları dışında kalan ve yeni alınacak kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve panelvan cinsi araçlarda ise fiyat ayrımı yapılmaksızın 10 bin lira ÖTV indirimi yapılacak dedi.